ayrıntılarını aktaracak. Hindistan'dan gelen 3 konteyner dolusu 32.6 ton kalsiyum karbonat olarak beyan edilen haplar bir memurun şüphesi üzerine incelemeye alınıyor. Ancak haplar merdiven altı ve içeriğiyle oynanmış, tamamen uyuşturucu olarak üretilmiş. Gönderen de, alıcı da ilaç sektöründe değil, Sağlık Bakanlığı izniyle gelmemiş, gelemez de. Bu yüzden antrepo beyannamesinde eşyanın cinsi kalsiyum karbonat olarak gösteriliyor. Yoğunlaştırılmış uyuşturucu hap olduğu tespit edilerek el konulan haplar için tespit ve numune alma tutanağı tutuluyor. Türkiye'ye girebilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın özel iznine tabi olması gereken haplardan alınan numuneler, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hem Gümrük Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne hem de Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na gönderiliyor. Gümrük Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'nden gelen yazıda yapılan analizde uyuşturucu ve uyarıcı bir maddeye rastlanmadığı belirtiliyor. Ancak Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen analiz raporu tam tersini söylüyor. Hapın bağımlılık yaptığı belirtiliyor. Bu hap yeşil reçeteyle verilecek psikotrop ilaçlar kapsamında. Ayrıca üretimi, ithali, dağıtımı ve satışı bakanlık iznine tabi. Daha da önemlisi TCK'nın 188. maddesine göre uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçu kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bu yazıya karşın haplar imha edilmiyor. Peki tonlarca hap ne oluyor? Bir iddiaya göre çeşitli şirketler adına düzenlenen transit refakat belgeleriyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gönderiliyor. Ancak asıl iddia bu hapların Kongo'ya gönderilmediği, Türkiye'de satıldığı yönünde. Hapları yakalayan memurun sürüldüğü dikkate alındığında hapların Türkiye'de kaldığı iddiası giderek güçleniyor. Son iddia ise olayın üst düzey gümrük muhafaza yöneticileri tarafından kapatıldığı yönünde. Gümrük dosyamızın dördüncüsü, Ambarlı'da kaybolan tonlarca uyuşturucu hap. Evet, haberimizi izledik, dosyamızı açtık. Şimdi bu dosyayla ilgili bilgileri almak üzere Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bizlerle birlikte. Evet Merdan Bey. Bu dosyamızı sürdürüyoruz. Yani seyircilerimiz ilgiyle izliyor diye tahmin ediyorum. İlk dosyamızı izleyen seyirci sayımız hayli yüksekti. Bize de bu yönde epeyce bir geri dönüş söz konusu. Arkadaşlarımız şimdi bilgi @tele1.com.tr ve WhatsApp ihbar hattımızın numaralarını veriyor. Evet. Hem bu internet adresimize mail yoluyla bize ulaşabilirler. Yurtsever memurlar, Türkiye'nin sınırları gibi gümrük kapılarının da bu ulusun namusu olduğunu düşünen dürüst kamu görevlileri ve konuyu bilen diğer yurttaşlarımız buradan bize ulaşabilirler. Nitekim ulaşıyorlar da. Evet. Yani bize yeni bilgiler, yeni ihbarlar ve yeni belgeler yağıyor. Biz bu dosyayı sürdüreceğiz. Çünkü daha önce bir dosyamızda ifade edildiği gibi, ya bir ülkede kara ekonomi varsa, yeraltı ekonomisi varsa ki Türkiye'de bunun olduğunu biliyoruz, bunların mutlaka gümrükle ilişkisi vardır. Peki kara ekonomi, yeraltı ekonomisi ya da mafya ne zaman etkinlik kazanır? Bir ülkede siyasal ve ekonomik, siyasal çürüme ve ekonomik kriz varsa
yeraltı ekonomisinde güç kazanmaya başlar. İnsanlar paralel ekonomiler oluşturmaya başlarlar. Nitekim yaşayacaklar. Yani en güçlü insan içgüdüsü ya da canlı içgüdüsü hayatta kalmak ise eğer, buysa belirleyici, en güçlü içgüdü, insanlar çeşitli yollar ve yöntemler bulacaklardır. Zaten yeraltı ekonomisinin, mafyanın dayandığı sosyal, psikolojik ortam da budur. Ekonomik ortam da budur. Yani insan bu gücünü içinde, buradan toplar. Elbette yani. İhtiyacı var, iş bulamıyor, işsiz. İşsizlik Türkiye'de %25'e ulaşmışsa, ekonomik kriz bu kadar derinse, yoksulluk bu kadar artmışsa, gelir adaletsizliği bu kadar derinleşmişse, insanların yani yaşamakta güçlük çeken insanların alternatif yollar, bu suç bile oluştursa alternatif yollar arayacağı kaçınılmazdır. Bu doğası gereği insanın ve dünyadaki insanlık tarihinde hep böyle olmuş. Bütün canlıların içgüdüsel olarak yaptığı iş budur. Yani hayatta kalma içgüdüsüdür bu. Dolayısıyla bunu yapacaklardır. Hele Türkiye gibi ekonomik krizin bu kadar derin olduğu, yoksulluğun bu kadar arttığı yerde evet bir yeraltı ekonomisi oluşacaktır. Peki yeraltı ekonomisi oluşursa bunun bağlantıları nedir? Bir bağlantısı emniyettir, polistir vesairedir. Yani bu alanı kontrol etmek ve burada suç oluşmasını önlemekle görevli kamu birimleridir bunlar. Diğeri nedir? Diğeri eğer bu dünyanın bir ayağını kaçakçılık oluşturuyorsa, bir ayağını uyuşturucu oluşturuyorsa gümrük kapıları ya da sınırlardır. Şimdi bizim gümrük dosyamızın anlamı bu. Yani Türkiye'de AKP iktidarının 20 yıldan sonra bu ülkeyi getirdiği yeri ifade etmesi bakımından önemli. Ama ben hemen bir şey belirtmek isterim. Gümrük deyince burada binlerce kamu görevlisi çalışıyor. Bunların hepsini tenzih ederiz. Öncelikle belirtelim. Bunların büyük bir çoğunluğu namuslu kamu görevlileri ve dürüst memurlar ve yurtsever insanlar. O nedenle biz bu dosyaları hazırlayabiliyoruz. O nedenle biz buna karşı mücadele ediyoruz. Dolayısıyla buradaki kamu görevlilerinin büyük bir bölümünün de olan bitenden rahatsız olduğunu biliyoruz. Bunu açıkça ifade ediyorlar. Bu sonuçta çerçevede, bunlar gizli bu saklı yapılmaya çalışılan evet, işte. Bu çerçevede belirleyelim. Şimdi ambarlı, bugün verdiğimiz ambarlı dosyasına gelince, değerli seyirciler, bizim dosyamızda yani bandımızda izlediniz. Çok çarpıcı iki tane dosya var. Şimdi Ambarlı'da yakalanan uyuşturucu ne kadar biliyor musunuz? 32 ton. 32 ton ya. 32 ton, 32,6 ton. Yani 32.600 kilo. Yani tonlarca uyuşturucu yakalanıyor denir ya hani lafın evet, gelişidir. Evet. Hani dilimize yerleşmiştir. Tonlarca uyuşturucu denir ya. Evet işte tonlarca uyuşturucu Ambarlı gümrüğünde yakalanıyor. Nasıl yakalanıyor? İşte biraz önce söylediğimiz namuslu bazı memurların, gümrük muhafaza memurlarının, gümrük muhafaza görevlilerinin çabasıyla yakalanıyor. Şeyi hatırlatalım ya, dünyayı ayağa kaldıran bu gemilerde muzların arasında filan yakalanan 3-5 tonluk uyuşturucular. 3-5 ton. O 3-5 ton dünyayı ayağa kaldırıyor. Burada 32 ton, 32.600 kilo. 32.600 kilo. 32 ton uyuşturucu yakalanıyor değerli seyirciler. Yurtsever memurlar, dürüst kamu görevlileri, işini yapan, yani işinin gereğini yapan, rutin işini yapan görevlilerin çabalarıyla yakalanıyor. Ne oldu biliyor musunuz o yakalayan memurlar? Sürgün edildi. Peki bu uyuşturucu ne oldu? Kayboldu. Hem de şöyle, savcılığa ihbar ediyorlar, yani bu hemen tutanak tutup olay örtbas edilmesin diye savcılığa bildiriyorlar. Savcılık numuneleri bir, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü kriminal laboratuvarına gönderiyor. Bir de Sağlık Bakanlığı'na gönderiyor. Savcı çok akıllıca davranıyor. Bir de Sağlık Bakanlığı'na gönderiliyor. Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne ya da Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı kriminal laboratuvardan gelen raporda uyuşturucu değil ilaç olduğu belirtiliyor. Bu bir ilaçtır. Bu bir ilaçtır. Peki Sağlık Bakanlığı'ndan yani biraz önce dosyamızda gördünüz. Değerli seyirciler, uyuşturucu suçunu oluşturan ve alışkanlık yaratan bir haptır deniyor. Uyuşturucu niteliği taşıyan bir haptır ve savcılığa bildirilmesi gerekiyor. İlaçtır derken şu yanlış anlaşılmasın. Yani içinde uyuşturucu madde olan bir ilaçtır tanımı yok. Benim gördüğüm kadarıyla yapılan analizde uyuşturucu ve uyarıcı bir maddeye rastlanmadığı gümrük muhafaza kriminal laboratuvarı. Evet. Yani ilaçtır derken çünkü biliyorsunuz uyuşturucu etkisi olarak ilaçlar da var. Tabii. Hani o etkiyi gösteren tabii, bir ilaçtır da deniyor. Buradan doğru söylüyorsun. Gümrük Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'nden gelen raporda
Yapılan analizde uyuşturucu ve uyarıcı bir maddeye rastlanmamıştır deniyor. Ya. Peki Sağlık Bakanlığı'ndan gelen raporda ne deniyor değerli seyirciler? Sağlık Bakanlığı'nda gönderilen birimin adı da şu. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Buraya gönderiliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun analiz raporunda ise tam tersi söyleniyor. Hapın bir uyuşturucu olduğu belirtiliyor. İfadeler aynen şöyle. Üretimi, ithali, dağıtımı ve satışı bakanlık iznine tabi. Daha da önemlisi Türk Ceza Kanunu 188. maddesine göre uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçu kapsamında değerlendirilmesi gerekir deniyor. Yani diyor ki bu gelse benim bir kere izin vermiş olmam lazım. Bu ilaç olsa aynen, benim tabii. izin vermiş olmam lazım. Aynen öyle. Biz izin vermedik diyor. Yani tam okuyayım. Bu hap yeşil reçeteyle verilecek psikotrop ilaçlar kapsamında. Üretim, ithali, dağıtımı, satışı bakanlık izine tabidir. Bakanlık diyor. İzne tabi. Böyle bir izin belgesinin olması lazım. Böyle bir izin belgesi yok. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesine göre ki bu uyuşturucu suçlarını düzenleyen madde bu 188. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçu kapsamında değerlendirilmeli. Böyle değerlendirmelisiniz. Peki ne yapılıyor daha sonra? Bu haplar normal şartlar altında adli emanete alınıp daha sonra bir Sağlık Bakanlığı görevlisi, bir Gümrük Muhafaza Memurluğu görevlisi, bir Emniyet Genel Müdürlüğü ne deniyordu ona? Uyuşturucu mu deniyordu? Evet, uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgilenen birim, narkotik görevlisi ve jandarma narkotik görevlisinin denetiminde, nezaretinde imha edilir. İmha edilme yöntemi de şudur. Genellikle çimento fabrikalarının şeylerine, büyük ocak, yüksek ateşle yanan ocaklarına götürülür ve orada yakılır. Yakıldıktan sonra bir tutanak tutulur. Veya demir çelik fabrikalarının o yüksek ateş, yüksek ısılı fırınlarında yakılır, hiçbir şey kalmasın diye yakılır, imha edilir. Dolayısıyla bu yapılmıyor. Peki ne oluyor? Bir iddiaya göre çeşitli şirketler adına transit refakat belgeleri düzenlenerek Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gönderilmiş gibi yapılıyor. Ya nasıl olabilir bu? Yani Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü kriminal laboratuvarının verdiği rapora dayanarak transit refakat belgeleri düzenleniyor ve bu belgelerle hızla Kongo Cumhuriyeti'ne gitmiş gibi gösteriliyor. Kongo Cumhuriyeti'ne gönderilmesi mümkün değil. Bir, ambarla da yakalanıyor. Tırlarla gelmiş. Gemilerle gönderilmesi lazım. Birincisi gemilerle. Bu geminin hangi gemi olduğu, bunun konşimentosunda ne yazdığı, uçakla gönderilmişse hangi uçakla gittiği, gittiği ülkenin gümrüğünde bir işlem yapılıp yapılmadığına dair hiçbir bilgi yok. Peki durum ne? Asıl iddia şu, asıl iddia, sarsıcı iddia. Hapların Kongo Cumhuriyeti'ne gönderilmediği, Türkiye'de iç piyasaya bunu gönderen kişilere teslim edildiği ileri sürülüyor. Peki bunu resmi belgeler üzerinden konşimentosunda teslim alacak kişinin ilaç ve tıbbi alanla, tıp ve eczacılık sektörüyle ilgisinin bulunmadığı belirtiliyor. Zaten kalsiyum karbonat diye beyan edilmiş. Evet, kalsiyum yani, karbonat. Şöyle dememişler ki bu bir ilaçtır. Hani o gümrük de şöyle desin. Bak bunlar ilaç dediler, ilaç çıktı. Yani kalsiyum karbonat diye beyan ettikleri mal bir kere yine gümrüğün belgesine göre bir ilaç niteliği evet. taşıyor. Şimdi yoğunlaştırılmış bir uyuşturucu hap bu. Diğer özelliklerini söyleyeyim. Yoğunlaştırılmış bir uyuşturucu hap. 32 bin ton bir ülkede bir kuşakta alışkanlık yapabilecek bir miktara tekabül ediyor. Yani eğer bu iç piyasaya sürülmüşse bunun devamı da gelmiş olmalı. Ya da geliyor olmalı büyük ölçüde. Bu çok yakında yapılan bir operasyon.